Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen seçimlerin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Bu önemli dönemeci sizler için derinlemesine inceleyeceğim. Düşünün ki dünya siyasetinin en güçlü iki aktörü bir araya geliyor. Bir tarafta NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, diğer tarafta dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri. İşte böylesine kritik bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, gelecekte yaşanacak pek çok gelişmenin habercisi niteliğinde. Görüşmenin en ilgi çekici yanlarından biri gerçekleştiği ortamdı. Trump'ın aile yemeği sırasında gerçekleşen bu diplomatik temas, teknoloji dünyasının önemli ismi Elon Musk'ın da katılımıyla farklı bir boyut kazandı. Bu samimi atmosfer, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından umut verici sinyaller verdi. Peki, bu görüşmenin ardında yatan asıl meseleler neler? İki ülke arasındaki en kritik konuların başında, hiç şüphesiz savunma sanayi alanındaki işbirlikleri geliyor. Özellikle F-35 projesi ve SA-400 hava savunma sistemleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, uzun süredir gündemin üst sıralarında yer alıyor. Savunma teknolojileri konusunda yaşanan bu karmaşık süreç, aslında modern diplomasinin ne kadar çok boyutlu olduğunu gösteriyor. Bir yanda NATO müttefiki olarak stratejik ortaklık, diğer yanda ulusal güvenlik çıkarları. Bu hassas dengenin nasıl kurulacağı, önümüzdeki dönemin en önemli soru işaretlerinden biri. Trump'ın önceki başkanlık döneminde edinilen tecrübeler, yeni dönem için önemli bir referans oluşturuyor. Zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen, iki ülke arasındaki model ortaklığın sağlam temeller üzerine kurulu olduğu görülüyor. NATO çatısı altında sürdürülen işbirliği sadece askeri değil, teknolojik ve ekonomik alanlarda da kendini gösteriyor. Bu çok boyutlu ilişki ağı, gelecekte daha da güçlenme potansiyeli taşıyor. Sevgili izleyiciler, uluslararası ilişkilerde yaşanan her gelişme, domino etkisi yaratma potansiyeline sahip. Bu nedenle Türkiye-ABD ilişkilerindeki olumlu atmosferin, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlaması büyük önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya yaklaşımı da son derece net. Bakanlık kaynakları, EF-16 konusundaki sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini ve sözleşmelerin imzalandığını teyit ediyor. Bu gelişme, savunma sanayiinde yeni işbirliği alanlarının açılabileceğinin bir göstergesi. İki ülke arasındaki ilişkilerin seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik düzeyde devam edeceği vurgusu, diplomasinin sürekliliği açısından önem taşıyor. Bu yaklaşım, uzun vadeli politikaların kişilerden bağımsız olarak kurumsal düzeyde sürdürüleceğinin işareti. Değerli izleyiciler, küresel diplomasinin karmaşık dünyasında her gelişme birbiriyle bağlantılı. Türkiye-ABD ilişkilerindeki bu yeni dönem, sadece iki ülkeyi değil, tüm dünya siyasetini etkileme potansiyeline sahip. Sonuç olarak, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği, dünya siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek. Bu sürecin barış ve istikrar yönünde ilerlemesi, tüm insanlık için büyük önem taşıyor. İlişkilerin tarihsel derinliğine baktığımızda, Türkiye ve ABD'nin 75 yıllık NATO ortaklığı göze çarpıyor. Bu köklü işbirliği, zaman zaman yaşanan gerilimlere rağmen, her iki ülkenin de vazgeçemeyeceği stratejik bir değer taşıyor. Özellikle güvenlik ve savunma alanındaki işbirliği, bölgesel istikrar açısından hayati önem taşıyor. Fon altı tedarik sürecine gelince, bu konu başlı başına bir diplomatik başarı hikayesi olmaya aday. İmzalanan sözleşmeler ve devam eden görüşmeler, iki ülke arasındaki güven ortamının yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir gösterge. Bu sürecin olumlu şekilde ilerlemesi, sadece askeri değil, ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından da bir dönüm noktası olabilir. Günümüz dünyasında yaşanan küresel krizler, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin meselesi, Türkiye-ABD işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu sorunların çözümünde iki ülkenin ortak hareket etmesi,
dünya barışı açısından kritik bir rol oynuyor. Değerli izleyiciler, uluslararası ilişkilerde diplomatik dil ve karşılıklı anlayış, sorunların çözümünde anahtar rol oynuyor. Trump'ın yeni dönemindeki politikaları ve Türkiye ile kuracağı diyalog, sadece iki ülke için değil, tüm dünya için büyük önem taşıyor. Küresel güç dengeleri sürekli değişirken, Türkiye'nin coğrafi konumu ve stratejik önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu bağlamda, ABD ile kurulacak yeni işbirliği modellerinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlaması bekleniyor. Savunma sanayiinde yaşanan gelişmeler aslında modern devletlerin karşılıklı bağımlılığının en somut göstergelerinden biri. F-35 projesi özelinde yaşanan süreç, uluslararası ilişkilerde güven ve karşılıklı çıkarların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.